Evet. Efendim, iyi günler. Evet, efendim iyi günler. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin eğitim ve öğretime başlamasının 85. yıl dönümü münasebetiyle başlatmış olduğumuz konferans serisinin 12.sinde şükür tam bir yıl tamamlıyoruz. Her ay bir konferans verdik. Biz de bugün çok değerli bir öğretim üyemiz, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Zeynep Çizmeli Öğün'le birlikteyiz. Sayın hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Evet. Profesör Doktor Zeynep Çizmeli Öğün hocamız bize bugün Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ve Arkeoloji başlıklı konferansını sunacak. Hocam, buyurun lütfen. Teşekkür ederim hocam. Şimdi önce şey yapayım. Share screen diyeyim. Herhalde görebiliyorsunuz diye Evet, düşünüyorum. Değil mi görüyoruz hocam. hocam? Evet Tamam. hocam. Teşekkür ederim. Fakültemizin öğretime başlamasının 85. yılını kutlamak amacıyla bir seri konferanslarla karşınıza gelmiş bulunmaktayız. Ve bu program dahilinde Sayın Dekanımız bizlerden de arkeoloji bölümünü tanıtan bir sunum yapmamızı istedi. Harun Taşkıran hocamla başlayan bu çalışmayı benim tamamlama fırsatım oldu. Bu vesileyle Sayın Dekanım başta olmak üzere fakültemizdeki bu organizasyonu gerçekleştirmek için büyük çaba sarf eden herkese teker teker teşekkür ederek sunuma başlamak istiyorum. Hocam, teşekkür ederiz. Teşekkür İlk olarak bir Cumhuriyet kadını olarak Atatürk'ün oluşumunda aktif rol oynadığı bir kurumda yer almaktan ne kadar gurur duyduğumu belirtmek isterim. Kendisinin arkeoloji gibi çok yakından ilgilendiği bir bilim dalının tarihçesini de sizlere aktarmak benim için de bir ayrıcalıktır. Bunu çok yakından hissediyorum. Hatırlanması gereken hiç ve unutulmaması gereken hususta bugün Türkiye'nin bir arkeoloji laboratuvar haline gelmesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe ve arkeolojiye duyduğu derin ilgi, verdiği değer ve kurduğu temelle dayanan bir sonuca ulaşmış bulunmaktayız ve devam etmekte. Ayrıca kurumumuzun bünyesinde değerlendirmek gerekirse de arkeolojinin yeri bir parça farklı olarak karşımıza çıkar. Ben bu sunumu hazırlarken bu konuyu, bu olguyu da vurgulamak üzere hazırladım. Çünkü kuruluşunun hemen ilk yıllarından itibaren Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne bağlanmış bulunmaktayız. Yani bir akademik birimler arasında bulunmaktayız. Ve aslında unutulmaması gereken bir şey, bizim bu oluşumumuz fakültemizin kuruluşundan çok daha önce atılan adımlarla olmuştur. Biz bölüm olarak bundan 10 yıl önce benzer bir konuda o günkü dekanımız Sayın Rahmi Er'in de desteğiyle bir çalışma yapmış ve biz şu anda ekranda kapağını gördüğümüz kitabı yayınlamıştık. İçinde 2011'e kadar, başlangıcından 2011'e kadar yapılmış bütün kazılar ve araştırmalar incelenmekteydi. Ama son 10 yıl hepimizin hayatında çok farklı bir dönemi temsil etmekte. Çok hızlı akıp geçti. Hem arkeoloji içinde çok farklı ufukların açıldığı yeni bir döneme gelinmiş bulunmaktadır. Ve bu da
Bu mesela bu 10 yıl önce bu başlıkla bir bilimsel konferansın YouTube kanalında canlı olarak vereceğimizi bile düşünmezdik. Ama eminim ki bu yaptıklarımızdan sonra gelecek nesillerde bizim bilgilerimizi kullanacağından hiç şüphe duymuyorum. Evet, pardon, şurada ekranda şey yaptı. Aslında bugün sizlere Türkiye'nin en güçlü arkeoloji bölümünü tanıtmaya çalışacağım. Biz bünyemizde 14 tane arkeolojik kazı bulunduran bir bölümüz. Bu hakikaten Türkiye'deki diğer arkeoloji bölümleri içerisinde hepimize büyük bir ayrıcalık sunmakta. 2021 itibariyle bu kazıların 4 tanesi sadece yazın, diğerleri ise 12 ay diye adlandırdığımız bütün seri kazılardır. Bu konuşmamın ilerleyen aşamalarında sizlere bu kazıları kısaca tanıtacağım. Yalnız burada unutulmaması gereken bir şey var. Biz bölüm olarak sadece arkeolojik kazı yapmıyoruz. Onun yanında öğretim üyelerimizin gerçekleştirdiği yüzey araştırmaları, ayrıca kazı yapmayan hocaların da çalışmaları olan uzmanlık dalı çalışmaları da uzmanlık alanı çalışmaları da olduğunu bilmeniz ve bu bilim insanlarının da bu şey içerisinde, oluşum içerisinde görev aldığını söylememiz gerekmektedir. Yani hem kazıyoruz hem de bilgi elde edilen verileri inceleyen ve inceleme kapasitesine sahip bağımsız bir birim olarak karşımızdayız. Ve tabii fakülteye başka birimlerinde katkılarını eklersek, ya bu tabloya fakültenin başka birimlerinde katkılarını da eklersek, Anadolu'nun belki tüm noktalarında araştırma istasyonlarımız var diyebiliriz. Şimdi arkeoloji, dil tarihi bu bizim konuşmamızın başlığının da içine aldığı gibi arkeoloji sosyal bilimler içerisinde çok değişik bir, farklı bir yere sahip. Bunda da demin de dediğim gibi Atatürk'ün önemi çok fazla. Bunlar kendisinin özellikle müzeler, kütüphaneler, arşivlerin toplanmasını çok daha önce kurguladığını, 1920 yılında ilk defa açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin programına soktuğunu biliyoruz. Ve bu dönemde Ankara'da bir kültür müdürlüğünün kurdurulması söz konusu. Bu müdürlüğün görevi her türlü kültür eserinin, belgelerinin toplatılması, müze, kütüphane, arşivlerde korunmaya alınması, onların bilimsel yönden değerlendirilmesi, depolanmış arkeolojik eserler için yeni müzelerin açtırılması ve eski müzelerin çağdaşlaştırılması. Şimdi tabii bunu ben böyle söylüyorum ama bunu unutmaması gereken bir şey var. 1920'deyiz. 1920 ne demek? Daha Cumhuriyet ilan edilmemiş. Ve daha hala Kurtuluş Savaşı yapılmaktı. Kurtuluş Savaşı'na başlanmamış, yani aşamalar bu dönemde. Ve bu öngörü müthiş olduğunu dikkatini çekmek istiyorum. Bu çalışmalardaki çabalar da çok büyük. Çünkü savaş, varoluş kaygıları içerisinde kültür varlıklarını korumaya ya bir kaygı duyulması, kültür temelli bir ya da kültür temeline dayalı bir devlet kurmanın emellerini çok güzel bir tanıklık ettiğinde söylemek gerekiyor. Tabii daha önceki dönemlerde de Osmanlı topraklarında süre gelen arkeolojik kazılar, onların korunmasına ait yavaş yavaş kurgulanmaya başlanan yasalar bulunmakta. Ancak ve bunun kapsamında tabii İstanbul Arkeoloji Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, İzmir'deki arkeoloji müzelerinden şey yapma yani bulunan müzelerden bir ufak bir bilgi sahibiyiz. Bir onlar var ama gittikçe 21. yüzyılın hemen başında çok daha hızlanıyor Anadolu'daki bu çalışmalar ve bu kültür hazinesi için o anki Türkiye'nin olanakları yeterli değil ve bunun kurgulanması çok önemli. Gördüğünüz gibi bunlar hemen ardından alınan kararlarla kurulan Atatürk döneminde kurulan müzeleri göstermekte. Tabii unutulmaması gereken bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1930'lardaki dinamikler çok farklı. Yani sağlanan gelişmelerin ardından büyük bir sağlanan gelişmelerin yanı sıra bir de çok büyük bir eğitim reformu da bulunmakta. Bu eğitim reformunun milletin özgürlük kazanması, yükselmesi kültür ve eğitimle olur diyen Atatürk'ün eğitim reformuyla gerçekleşmekte. Ne yapıyor? İlk önce din eğitimi veren okullar kapatılıyor, ilkokul liseler, ortaokul liseler açılıyor ve o dönemde yüksek okul olarak karşımıza İstanbul Üniversitesi'nin varlığını biliyoruz. Aslında tabii Darülfünun
çağdaş bir eğitime geçmesi için 2252 yasa kanunun kabulüyle beraber İstanbul Üniversitesi'ne oluşturuluyor. Aynı zamanda bununla beraber biz arkeoloji bazında, tarih çalışmaları bazında bakarsak türlü çeşitli organizasyonların, kurumlarının oluşturulduğunu görüyoruz. Bunlarla oluşumuyla ilgilendirilecek ve dil tarihle de direkt olarak ilgilenecek ilk oluşumlardan bir tanesi bu arkeolojik araştırmaları birebir destekleyen bir kurum olan Tarih Kurumu'nun, o günkü adıyla Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin kurulması 1931, 15 Nisan. Daha sonra Türk Tarih Kurumu adını alacak. Amacını, hedeflerini çok iyi biliyoruz. Türk ve Anadolu tarihi araştırmaları ve ana hat, Türk tarihinin ana hatlarının çizmesinin çalışmasının başlanması, ülkede ilk kez yönetilecek arkeolojik kazıları hayata geçirmek, kongreye bilimsel yayınlar elde edilmesi suretiyle bilim dünyaya da bu sorunların şey yapılması. Çok enteresan. Bu eski halk evinde, bugünkü resim heykel müzesinde Türk Tarih Kurumu'na bir yer tesis ediliyor. 3 oda bir salon ondan sonra ve kurum burada hizmet vermeye başlıyor. Kütüphanesi de bu dönemde oluşurken, şimdi niye dil tarihle bağlantılı olduğunu göreceksiniz. Bu konuda Atatürk'ün TTK'ya, dil tarihte yer verilmesi hususunda ısrarcı olduğunu biliyoruz. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin planlarının hazırlanması sırasında Atatürk'ün hayatının son dönemlerine kadar çalışmalarını yakından incelemiş, Tarih Kurumu'nun çalışmalarını yakından incelemiş, çalışma planını kendisi tespit etmiş, toplantılara bizzat katılmış ve verdiği önemi de 1938'deki hazırladığı vasiyetle sabit bir gelirini sağlaması olarak çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ve 1941'den sonra da, birazdan göreceğimiz aşamadan sonra da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin içerisinde bir alan Tarih Kurumu'na verilmiş, tahsis edilmiş. Bu çok enteresan çünkü Neşe Hanım'a, Neşe Can Uysal Hanım'a çok teşekkür ederim. Bu fotoğrafları benimle paylaştım. Bu birinci katta bulunan bir salon, bir dershane ve 5 odadan oluşan bir alan. Ve burada daha önce sadece kendi kurum üyelerine hizmet verirken halk evinde, artık bundan sonra öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin de hizmet alabileceği bir destek, bir kurum haline geliyor. Bu kütüphane hızla büyüyor. Ta 1967'ye kadar. Bu tabii bütün bunlar ve arkeolojinin hazırlanmasında, oluşumundaki müthiş destekleri bize anlatan en güzel şeylerden bir tanesi, olgulardan bir tanesi. Peki, gelelim kurgulanan bu öğretmen Gazi Talim Terbiye'de yetişen öğretmenlerin eğitimi, sonra öğretmenleri eğitecek kişilerin de eğitimi, kurulacak o eğitim reformuyla beraber çalışacak insanların durumu. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni nesilleri yetiştirecek çok ciddi bilim insanlarına ihtiyaç var. Ve bunu öngörenler 1924'te Tedrisat Öğretim Birliği Kanunu ile beraber çok büyük bir adım atıyor. Yurt dışına öğrenci gönderilmesi. Tabii bu çok enteresan. Biz hepimiz bazı konularda bu konuda fikrimiz var. Fakat bu konuyu hazırlarken bayağı bu konuda kafa yorma fırsatı, yani okuma fırsatı buldum. Ve gördük ki ilk başta 22 öğrenci, daha sonra ise başka grup kafileler halinde birçok öğrenci gönderilmiş yurt dışına. Almanya, Fransa, Belçika gibi önemli Avrupa ülkelerine. Ve bunların içerisinden yetişen mesela Enver Ziya Karal, Sabahattin Eyüboğlu, çok ünlü Cahit Arf gibi birçok ünlü bilim insanı var sonra geri dönen. Ama bunların içerisinde arkeologları da çok, arkeolog, hititolog, tarihçilerin de çok önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Bunlar kim? Ekrem Akurgal, klasik arkeolojiden, Sedat Alp, hititoloji, Rüstem Duyran, Jale İnan, Halet Şambel, Afet İnan, Muazzez İlmi Çil gibi çok büyük insanlar. Ve bunların gönderilip eğitim alıp geri gelmesi de bu eğitim reformunun desteklenmesi için
çok önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Ve 1935'te Atatürk'ün de en büyük isteklerinden biri. Bunları bu konuda tabii başka hocalarım çok daha ayrıntılı anlattı. Ben sadece arkeoloji bazında şey yapmak istiyorum. Tarih ve coğrafya, dil ve antropoloji gibi ve arkeoloji çalışmalarını bir arada yürütünce eğitim fakültesi kurmak. Bilim insanının yetiştirmesi çok önemli ve burada alınan kararla bu şimdi slide'da gösterdiğimiz gibi Efkaf apartmanında ilk çalışmalara başlanıyor. Arkeoloji eğitiminde biz Hans Henning von der Osten'in, ki kendisi Hitit uzmanı, Chicago Üniversitesi'ne bağlı Oriental Institute'da çalışıyor ilk başta. Yozgat'taki Alişar kazılarını gerçekleştiriyor. Onun görevlendirilmesiyle başlandığını görüyoruz. Burada tabii ilk dersleri kendisi veriyor. Bu aynı şekilde Landsberger'in ya da Güterbock'un ya da Rodin'in bu bağlamda da aynı şeyle beraber çalışmaya başladığını görüyoruz. Tabii bunlar, bu kişilerin isimlerini anmak bir rastlantı değil. 1930'lardayız ve 1930'larda Almanya'da Nazi rejimi tarafından Yahudi olan ya da ailelerinde Yahudi bulunan profesörlerin, uzmanların, sanatçıların mevkilerini bırakmaya zorlandığını, hatta hayatlarının tehlikeye girdiğini ve hatta hiçbir ülkenin göçmen olarak Amerika'nın bile Hitler korkusu ve çekingesinden dolayı onları kabul etmediğini biliyoruz. Atatürk onları Türkiye'ye davet ediyor ve bu İstanbul Üniversitesi, Ankara'daki açılan fakülte ve yüksekokullarda kendilerine görev veriliyor. Bu da bizim tabii çok büyük bir eğitim seferberliği başlatılan eğitim seferberliğinde çok büyük bir ivme kazandırdığını söylemek gerekiyor. Çok büyük bir yardımcı olmuştur. Buradaki fotoğrafta bizim şeyde arşivden bulduğumuz, çıkarttığımız ve kitapta yayınlandığından fotoğraflardan bazılarını görmekteyiz. Von der Austen'in arkeoloji bölümü öğrencileriyle olan fotoğraflarını görüyorsunuz. Ancak 38'de Von der Osten'in görev süresi uzatılmıyor. Uzatılmayınca kendisine yeni bir bu bölüme bir yeni profesör, yani bir yeni kişi atanması gerekiyor. Büyük bir kaos oluyor ve çözümde Remzi Oğuz Ar'ın vekaleten bu kendisinin aslında İstanbul'dan gelmesi. Nedir? Remzi Oğuz Arık da bu grubun içerisindedir aslında. Kendisi 1926-31 yılları arasında Sorbonne'da sanat tarihi, Louvre'da da Louvre Arkeoloji Enstitüsü'nde de arkeoloji eğitimi veren bir kişi olarak tanıyoruz. Sonra da yurda döndükten sonra da İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde önce uzman yardımcısı, kazılarda marif vekaleti, birçok konuyu şey yapıyor, çalışan bir kişi. Ve Remzi Oğuz Arık katılınca bu şeye, bu oluşuma, bizim Von der Osten'in bıraktığı yerden devam edilmesini sağlandığını izlememizi görüyoruz. Yani sağlandığını görüyoruz. Buradaki olgu aynı zamanda Remzi Oğuz Ar'ın da Ankara civarında Karalar'ın kazısını yaptığı, Alişar kazısında da devlet komiseri olarak çalışması, bu arkeoloji, Ankara'da gerçekleşen arkeolojik çalışmaları ne kadar yakın olduğunun işareti olarak kabul edebilirsiniz. İnşallah Karalar kazısı da Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmeye başlanacaktır diye umut ediyoruz. Şimdi bu dönemde aynı zamanda bizim Rüstem Duyuran'ın ilmi yardımcı olarak Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne katıldığını görmemiz. Aynı şekilde de belli bir dönem içerisinde Ekrem Akurgal'ın da aynı dönemde kayıt edilmesi. Bunu da göreceğiz. Ancak tabii bu oluşumlar, Efkaf'taki çalışmalar zaten çok büyüyecek olduğunu bilinen bir fakültenin de yer mekan sorununun çözülmesi için
organize edilmesi gerektiği ve de bu da Bruno Taut'un fotoğrafını gördüğünüz kişinin bizzat planların Atatürk'le beraber planlar üzerine çalıştığı binanın inşaatı ile oluyor. İnşaat çok hızlı gidiyor. Bu fotoğrafları çok yakın zamandaki bir şeyde sergide çok beraber güzelce izledik. Ve 1940'ta da fakültenin binası tamamlanarak taşınma işlerine başlanıyor. 1944 Kasım'da da fakültenin açılış gününe kadar devam ettiğini çalışmaların biliyoruz. Şimdi bu dönemden sonra arkeoloji bir stabiliteye oturmuş durumda. Ve 1940'ta kurulan Arkeoloji Enstitüsü ile beraber burada gördüğünüz bir sürece giriyor. Nedir? Remzi Ozarık profesör, ondan sonra Türk arkeologlarını yetiştirmek, Diktar Coğrafya Fakültesi'ni düşen onurlu misyonu gerçekleştirmek için göreve başlıyor. 41'de arkeoloji bursuyla Almanya'da arkeoloji eğitimini tamamlayan Akurgal'ın Arkeoloji Enstitüsü'ne geldiğini biliyoruz. Burada doktor asistan olarak başlıyor. Arkeoloji Enstitüsü'nün ilk doktor asistanı. Ufak bir ayrılıktan sonra 42'de doçent olarak Arın başlangıcında Akurgalı 4 ilmi yardımcı Rüstem Duyuran, Nimet Özgüç, Tahsin Özgüç ve Cahit Kınay'ın olduğunu görüyoruz, görev aldığını görüyoruz. Aralarında bir de Nimet Arslan diye bir kişi sadece ilmi yardımcı olarak başlayıp hemen görevi bırakıyor ve bu ekiple başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar hepsi bugün bulunan anabilim dallarının kurucularından olarak kabul ediyoruz. Ve bundan sonra da işte çeşitli evrimlerden geçirerek mesela nedir? 1947'de Batı Anadolu Arkeoloji İstasyonu, ondan sonra daha sonraki dönemde Ekrem Akurgal'ın şeyle Arkeoloji Enstitüsü ile başlayan kazılar ve sonra arkeoloji kürsüsünün kurulmasıyla beraber oluşumlar devam ediyor. Tabii burada önemli olan olgu aslında eğitim nasıl gidiyordu? Klasik arkeoloji ve protohistorya diye iki şube vardı 1944'e kadar ve bu 1944'te te kadar lisans eğitimini veriyordu. Bunlar giren öğrenciler şubelerini belirleyerek lisans mezuniyetinde de iki bilim dalından herhangi bir tanesinden mezun oluyorlardı. Daha sonraki dönemde 1955'e kadar bu sayı 4'e çıktı. Bu Yunan birincisi, ikincisi Roma, üçüncüsü Sümer Asur Hitit, dördüncüsü ise protohistorya şeyleri. Bunların dördünden üçü seçiliyordu ve lisans eğitimi bu dördünün üçünden geçildiği zaman oluyordu. Sonra 1959'a kadar da 56'dan 59'a kadar ise bu ortak programda klasik arkeoloji dalında 3, ön Asya arkeolojisinde 6 dal vardı. Ancak bu olgu çok yerinde bir kararla Ekrem Akurgal ve Tahsin Özgüç'ün ortaklaşa kararıyla beraber rektörlüğe müracaatlarıyla arkeoloji kürsüsünün ikiye ayrılması ve bundan sonra da bu şeyin bir bakıma klasik arkeoloji protohistorya kürsüsünün oluşmasının ilk adım olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede hem laboratuvarında bulunduğumuz topraklarında laboratuvarı bulunan şeylerin, bilimin buraya olgusu, bu şeyin oluşumunda oluşumundaki bilim dallarının nasıl gerçekleştiğini anlatmasıdır. 1988-89'da ise birazdan açıklayacağım şeylerden geçen, farklı gelişimden geçen Prehistoria'nın da Antropoloji Enstitüsü'nde bir kürsü olarak göreve başlaması. Çünkü bu süreç aslında 1980'e kadar devam ediyor başarılı bir şekilde. 1980'de kürsü ismi, yani kürsüler anabilim dalına dönüşüyor. Ve idari açıdan da bu olguya sanat tarihi de girerek arkeoloji ve sanat tarihi bölümü çatısı altında ama kendilerinin herkesten bağımsız
eğitim vermeye devam ediyorlar. Sonra ne oluyor? Bizim karşımıza ondan sonra sanat tarihinden 2000'de ayrılması, arkeoloji bölümüyle sanat tarihine ayrılması, bağımsız programlar ve prehistorya anabilim dalının buraya dahil edilmesi. 2002-2003'te ise bir kararla, YÖK kararıyla bu sefer bu üç anabilim dalı ortak program vermeye başlarken bu kararı 2009'da tekrar eski sisteme dönülerek her anabilim dalında program, ayrı program yapılmasıyla sonuçlanıyor. Bu olgu hala bugün de devam ediyor ve gördüğünüz gibi fotoğrafta büyük bir aile olarak biz bu eğitim, öğretim ve kazı işlerine devam ediyoruz. Aslında şeye bakacak olursak, şu gün itibariyle aramıza yeni bir program katıldı. 2019-2020'den itibaren öğrenci almaya başladığımız bir de İngilizce arkeoloji programı. Tarih öncesi arkeolojisi oldu Prehistoria, kendi ismini aldı olması gereken gibi. Ve bu dört farklı programda eğitim veren bir kurum haline geldik. Şimdi bu şey içerisinde benim sizlere ufak bir şekilde, kısa bir şekilde bu anabilim dallarını tanıtmam ve anabilim dallarının aktif olarak çalışan anabilim dallarındaki sürdürülen çalışmalara değinmek istiyorum. Tarih öncesi arkeolojisi aslında bütün bu kurgu içerisinde farklı bir yere sahip. Çünkü 1935'te Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurulmasıyla beraber Prehistoria ana bilim dalının ilk adımları aslında atılmış durumda. Bunu atan da yine Fransa'da doktorasını yapmış ve ülkeye geri dönmüş Şevket Aziz Kansu'dur. İstanbul Üniversitesi'ndeki Fen Fakültesi bünyesinde kurduğu Antropoloji Enstitüsü'nü tüm olanaklarıyla Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne taşıdığını biliyoruz. Ve 1955'e kadar Prehistoria ve İnsan Paleontolojisi adı altında antropoloji ve etnoloji lisans sertifikaları vermiştir. Tabii ki bu da bir farklı şeylere geçmiş, evolüsyonlara geçtiğini biliyoruz. Nedir? 1955 ile 58 yılları arasında paleoantropoloji, fizik antropoloji, paleoetnoloji ve etnoloji bölümü olmuş. Antropoloji ve etnoloji kürsüsü altında ve bu arada da bizim prehistorik Ön Asya arkeolojisinin önemli şeylerinden, önemli bilim insanlarından Kılıç Kökten'in de Şevket Aziz Kansu ile beraber bu dersleri okut burada görev aldığını görüyoruz. 58'de ise demin de bahsettiğim gibi Prehistoria Antropoloji bölümü içerisinde bağımsız bir kürsüye dönüşmüş. Ölümüne kadar da Kılıç Kökten burada görev almıştır. YÖK yasası ile Prehistoria anabilim dalı olarak arkeolojiye dahil edilmiş. Sonra Prehistoria anabilim dalı, daha sonra da 2011'de yeni ismiyle, tarih öncesi arkeolojisinin ismiyle bugüne kadar bu programda öğrenci eğitim vermeye, öğrenci almaya, öğrenci eğitmeye ve kazıları yapıp bilim insanı yetiştirme misyonunu gerçekleştirmektedir. Kendileri şeylerinde, kadrolarında 3 profesör, 3 doçent, bir öğretim görevlisi, bir doktor araştırma görevlisi, bir de araşkör bulunmaktadır, araştırma görevlisi. Ve bunların yönetiminde 3 kazı, 3 yüzey araştırması yapılmış. Sadece bu ana bilim dalına özel 4 tane de uzmanlık alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kazıların içerisinde belki de bilinen en eski kazısı Karayın kazısıdır. Antalya'daki bu kazı, bu mağara, daha doğrusu Türkiye'nin ilk sakinlerine ev sahipliği yapar. Ve burada işte E ve B gözünde
çalışmalar yapılmaktadır. Çok önemli sonuçlara ulaşılmaktadır. Türkiye'nin Neandertal insanına ait fosiller bulunmaktadır. Türkiye iskanın 60 bine kadar gittiği, ondan sonra Orta Paleolitik'teki kültür evreşimlerinin en iyi ayrıntısını veren, Orta Paleolitik'te ilk kronolojiyi veren önemli bilgilere ulaşılan kazıdır. Burada ise bey gözünü görmektesiniz. İkinci kazıları ise Metin hocamızın 2017'de başladığı 12 ay kazısını, 12 aylık kazılar kapsamına kabul edilen Kızılayın kazısı. O da epipaleolitik dönemin ve neolitik dönemden hemen önceki dönemi dediğim epipaleolitik dönemi işaret eden ve avcı toplayıcı topluluk yerleşiminde çok yoğun bulgu veren bir yerleşim yeri olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin belki en büyük epipaleolitik dönem yerleşimi olarak karşımıza çıkıyor. Arkeoloji bölümü hep gelişiyor. Geliştikçe de yeni çalışma arkadaşları ve yeni kazılar da bünyemize katılıyor. Onlardan bir tanesi çok yeni başlayan Can Hasan Höyükleri kazıları, Adnan hocamızın kazısı, Adnan Baysal'ın kazısı ilk senesini bitirdi. Yavaş yavaş da o da kazılarına hız kazandıracak. Prehistorik çalışmalar içerisinde yüzey araştırmaları da çok önemli bir rol oynamaktadır. Burada Metin hocamızın sürdürdüğü iki yüzey araştırmasını ve Kadri hocamızın Denizli ilindeki prehistorik yüzey araştırmasını söylememiz gerekmekte. Gelelim ikinci ana bilim dalı olan protohistorya bölümüne. Protohistorya ve ön Asya arkeolojisi ana bilim dalına. Fakültenin demin bahsettiğim ilk kurucuları, yani fakültenin içerisindeki arkeoloji bölümünün ilk kurucusu olan von der Osten'in etkisi ve katkısıyla oluşan ve daha sonraki ileriki dönemlerde özgüçlerin de katılacağı büyük bir birim olarak, akademik birim olarak karşımıza çıkmakta. İsterseniz bunları tanıtırken gördüğünüz şeyler, slaytlar emekli hocalarımızın slaytları. Sonra ana bilim dalının hocalarını tekrar birer şey olarak gösteriyorum. Fakültemizin ilk öğrencileridir Nimet Hanım ve Tahsin Bey, özgüçler ve 1959'da arkeoloji kürsüsünde sürdürülen eğitimin ikiye bölünmesiyle beraber yeni kürsü buraya büyük bir bağımsız programla hizmet verip büyük bir özgürlük ve büyük bir ivme kazandırdığını bilmekteyiz. Ve protohistoryanın aslında coğrafi bölge olarak belirleyici bir süreç ve alanı tanıtması ve çivi yazısının ortaya çıkmasına yayıldığı bölgelerle eş tutulmasını bu bağlamda ifade etmekte çok önem vermekteyim, bu bilinmektedir aynı zamanda. Bu bölge İran, Irak, Suriye, Filistin, ondan sonra Ürdün, İsrail, Mısır ve Türkiye'yi kapsayan bir bölge aslında. Ve çanak çömeksiz Neolitik'ten Demir Devri'nin sonuna kadarki büyük bir zaman diliminin de kendileri izlemektedir. Burada gördüğünüz gibi çok yakın zamanda kaybettiğimiz Hayat hocamız ve Aykut hocamızın da, ondan önce de Uğur hocamızı burada görüyorsunuz. Şimdi ise 4 profesör, 2 doçent, 1 öğretim görevlisi, 2 adet de 35. maddeyle ÖYP ile görevlendirilmiş olan araç gözüyle oluşan büyük kadroyu görmektesiniz. Bünyelerinde belki de kendi dönemlerinin Anadolu'daki en önemli merkezleri bulunan 5 tane kazı çalışması yürütülmekte. Bunların hepsi 12 aylık kazı. Ayrıca uzmanlık alanı da kendilerinde ekstra, yani bu bahsettiğim uzmanlık alanları yürütülen kazılar dışında bağımsız olarak sürdürülen uzmanlık alanını olarak karşımıza çıkıyor. Ve hakikaten gördüğünüz gibi 1935'te Deniz Oğuz Arık tarafından ve Tarih Kurumu bünyesinde başlatı ilk ulusal kazı olan Alacahöyük'ün Sayın Tayfun Hocam tarafından 2020 yılından itibaren
başlatıldığı, daha önce Aykut Hoca'nın da kazdığı bir kazıdan bahsettiğim zaman doğal olarak en önemli merkezlerin nasıl kazıldığını anlatmamı desteklediğimi düşünüyorum. Tabii çok büyük bir proje, bilimsel paydaşları kazı bütçesiyle beraber. İkinci şey ise bizim Liman Tepe'miz. Liman Tepe'nin kara ve su altı kazıları. Bu Vasıf Hoca'nın kazısı işbirlikleriyle, büyük işbirlikleriyle karşımıza çıkmakta ve şeyin sualtı arkeolojisinin de bizim şeyimizde, kurumumuzda araştırılıyor olması bir ayrıcalık olduğunu biliyoruz. Üçüncü ise yine eski bir kazı, 1968'de yapılmaya başlanan bir kazı ve bu kazının sevgili Tunç hocamız tarafından 2021'den itibaren bölümümüzde Protohistoria ve Ön Asya Arkeolojisi ana bilim dalı çalışmaları içinde çalışmaya başlanmasını çok gururla şey yapmaktayız. Tabii bunlar belli başlı şeyleri de, pardon 2010'dan itibaren yanlış söyledim size. Bir başka büyük yer ise bilim dalı, ana bilim dalının en önemli büyük hocalarımızdan Tahsin Özgüç ve Nimet Özgüç'ün kazılarına başladı. Ve daha sonra sevgili Fikri hocamızın da, sürdürdüğü Kültepe Kaniş kazıları. Bu kazının çok daha farklı bir şeyi var. Çünkü Anadolu tarihinin aydınlatılmasında çok önemli bir rol oynadığını çok iyi biliyoruz. Ticaret merkezi olduğunu, Hititlerin başkenti değil ama bu arada Anadolu ile Asur ticaretlerin ilişkisinde çok önemli rol oynayan bir kültür merkezi olduğunu biliyoruz. Ancak çok erken katmanlara da inilebildiğini, geç kalkülteye kadar inilebildiğini ve de bu farklı yerlerde bulunan farklı materyallerin, yani aşağı kent ve yukarı kentte bulunan farklı materyallerle, bakın burada tabletleri, arşiv odası ve tabletleri görüyorsunuz ve bu tabletler sayesinde Kültepe Eski Asur Ticaret Arşivlerinin UNESCO'nun Dünya Benliği kütüğüne kaydedilmiş olduğunu ve geçici listeye alındığında büyük bir şeyle yapıyoruz. Bir başka yeni kazımız, genç arkadaşımız Derya hocamız tarafından Ankara çevresine başlatılmış ve bu başlatılan kazı aynen şey gibi, Can Hasan gibi yeni ilk adımlarını atmakta ve Ankara çalışmaları için çok önem arz etmektedir. Gelelim klasik arkeolojiye. Klasik arkeolojinin ise burada bütün geçmişini anlattığımız için bu şeylerimizi sadece hocalarımızı anarak geçmek istiyorum. Çünkü Ekrem Hoca'yı, Yusuf Hoca'yı ve Baki Hoca'yı daha sonraki jenerasyon olarak Cevdet Hoca'mızı, Ümit Hoca'mızı, Coşku Hoca'mızı ve Orhan Hoca'mızı, aynı zamanda da Vedat, Seyhan ve yeni emekli olan Kutu Altmış hocamızı da burada almamız gerekmekte. Bizim şeyimizde ise, benim de dahil olduğum grupta ise 4 profesör, 3 doçent, 2 araştırma görevlisi bulunmakta ve bünyemizde 5 tane kazı sürdürülmekte, 2 uzmanlık alanı ve de GAP profesörü olarak, yani gönüllü araştırma profesörü olarak Kutu Altmış Hoca'nın da Zögma kazısını Ankara Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdiğini şey yapmamız gerekiyor. Bu şeyler içerisinde Teos Arkeoloji Projesi belki ilk size söylemek istediğim yer. O da Musa hocamızın kazdığı ve uluslararası birlikleriyle beraber çok hızla ilerleyen Teos Arkeoloji Projesi. Bu projenin kapsamında kentsel gelişim, Hermogenes'in inşa ettiği Dionysos Tapınağı bulunmakta. İkinci büyük yerimiz Alexandre Troas, sevgili Erhan hocamızın kazdığı ve Anadolu'daki en büyük Roma yerleşimlerinden biri olan biridir. Ve bu Roma kolonisi Roma İmparatorluğu dönemindeki
Doğu'da özellikle 3. yüzyıldaki en büyük sikke darp merkezi olarak da çok ön plana çıktığını biliyoruz. Ama buranın ayrı bir önemi daha var. O da Aziz Paulus'un misyonerlik gezilerinde geldiği yer. Hristiyanın resmi din yayılmasından önce Avrupa'daki ilk kez bu dini anlattığı yer olarak karşımıza çıkmakta. Nüze kazısı, sevgili Hakan hocamızın kazısı. Ankara Üniversitesi kazısıdır. 90'dan itibaren 1990'dan itibaren Vedat hocamız kazmaktaydı. Daha sonraki dönemde ise Serdar hocamız bu bayrak görevini almış, Serdar Hakan hocamız. Ve gördüğünüz gibi her kazının farklı karakteri bulunmakta. Bu karakterleri ben sadece değinerek geçmek istiyorum. Çünkü şurası kazıldı, bu alan kazıldı, bu bina çıkartıldı değil ama önemli projeleri ön plana çıkartmamız gerekiyor tanıtırken. O da arkeolojideki, yani Nüza'nın arkeolojiye katkısı olarak doktorasını Musa hocamızın yaptığı ve bunun da bugün uygulamaya sunduğu ünlü tiyatrosu, tiyatronun Skenefrons'unun ayağa kaldırılma projesi. Ve bu süreç zarfında Hakan hocamız aynı zamanda da kazıları başarıyla sürdürmekte. GAP projesi dedik, Kutalmış Hoca dedik. Tabii ki burada Zögma arkeoloji projesinden bahsetmemek çok yanlış olacaktır. Burası da sizin de gördüğünüz gibi artık ben bunun önemini çok fazla anlattım. Bana düşmez. Kutalmış Hoca'nın dilinden dinlemek gerekir. Burası da mozaikleriyle ünlü, barajıyla ünlü Zögma arkeoloji projesi. Çok büyük bir proje. Ondan sonra büyük akademik işbirliklerle, ortak projeler ve işbirlikleriyle, sponsorlarla yapılmış, desteklenen Zögma projesini görmekteyiz. Tabii ki bunun yanı sıra elimizde bir yüzey araştırması bulunmakta. Çiğdem hocamızın yüzey araştırması Ankara çevresinde. Bir de yeni katılan, daha önce Ankara'nın kazısı olan ve tekrar Ankara kazısına sonra Orhan hocamızın la beraber devam eden, sürdürülen, tekrar Görkem hocamıza geçen Magnezya kazısı. Tabii Magnezya kazısı da en yeni kazılar arasında içimizdeki, yani tekrardan bize kavuşturulan Görkem hocam 12 aylık kazısına hızla devam etmekte. Burada şeyleri siz de yaptığı çalışmaları kolaylıkla görebiliyorsunuz. Burada çok önemli bir olguya da değinmek istiyorum. Hani dedik ya, biz sadece kazmıyoruz, bünyemizde de uzmanlar var. İşte cam, yani için, ana bilim dalı için cam çalışmaları ve sikke çalışmaları çok önemli bir yere gelmekte. Şimdi bu kurum özellikle hepimizin beraber olduğu bir fotoğrafları seçmek istedik sevgili hocalarımın paylaşımlarıyla beraber. Yeni programla beraber 4 farklı ders programı sunan bir kurum haline dönüştü. Burada aslında tabii çok küçük gözükmekte ama bizim klasik arkeoloji, protohistorya ve tarih öncesi arkeolojisinin ders programlarını görüyorsunuz, seçmeli dersleri görüyorsunuz. Ne kadar büyük bir iş yaptığımızı anlatmak için karşımıza yapıyor. Aynı zamanda da yavaş yavaş ilerliyor. 1920 yılında eğitimine öğrenci kabul eden, programına öğrenci kabul edilen yeni bir İngilizce arkeoloji bölümümüz bulunmakta. Bu bölümünde buradaki bugüne kadar olması planlanan projesini görmekteyiz. Unutmamamız gereken bir şey var. Şimdi biz arkeoloji bölümünü tanıtırken, arkeoloji bölümünü anlatırken aslında hem ulusal hem uluslararası birçok projeye de imza attığımızı söylememiz gerekiyor. Ben burada kazılar sırasında birçoğundan bahsettim ya da slaytlarda gözüktü. Bunları tek tek sıralamamız bizim için imkansız. Aslında tabii
Yani bunun için 3 saat 4 saat ayrı bir şey yapsak, bunları teker teker anlatsam o zaman dolduracak yeteri kadar malzeme olduğunu siz de biliyorsunuz, konu olduğunu biliyorsunuz. Ama siz unutmamamız gereken bu ikili anlaşmalar ve uluslararası projeler bizim arkeoloji bölümümüzün en büyük şeylerinden bir tanesi, sağlam noktalarından bir tanesi. Ama unutmamamız gereken başka bir olgu daha var. Bu Türkiye'nin şu dönemdeki geçirdiği dönem içerisindeki arkeoloji kontenjanlarının dolmamasıyla alakalı. Bu arkeoloji kontenjanlarının dolmaması, çünkü aklınıza direkt bu gelecektir. Bu konuda biraz bahsetmek istedim. Aslında genel olarak bazı köklü üniversiteler dışında, ki biz bunların içerisindeyiz, diğer yeni kurulan şeylerde, üniversitelerdeki arkeoloji bölümlerine evet kontenjanlar eksik kalmış ve bunların istihdamdan fazla mezun verdiğini biliyoruz. Bu tabii çok şey. Aslında tabii sizin de gördüğünüz ve hepim dinleyen, bütün dinleyicilerimizin de bildiği gibi arkeoloji uzmanlık isteyen bir şey ve bu uzmanların yetişmesi öyle kolay olmuyor. Büyük işbirliklerle oluyor. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı ve Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulları, müzeler, restorasyon ve konservasyon yapan şirketler gibi yerlerde istihdam durumları da söz konusu. Ama bu yeni bir dönem başlıyor bu arkeolojide ve bu 12 aylık, eğer sürdürülebilirlerse, bilinirse 12 ay boyunca devam edecek kazılara öğrenci istihdamıyla beraber bu yeni dönemde umutlu olarak bakılacağını görmemiz gerekiyor. Öğrencilerin de zaten hani bu konuda da araştırma yaptığı zaman da seçtikleri ve yöneldikleri konular gerçekten kendilerini daha sonraki dönemlerde bu eğitimi, köklü üniversitede aldıkları eğitimi düzgün bir şekilde kullanacaklarını göstermekte. Peki biz bu kadar çalışıyoruz ve bu çalışmamızın sonucu ne oluyor? Bunun sonucunu çok sevinerek 2021'deki TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı'nın yayınladığı üniversitelerin alan bazındaki yetkinlik analiz raporunda bulmaktayız. Burada araştırma alanları bazında performansların birbirleriyle karşılaştırılması değerlendiriliyor. Ve bu şimdi ilk gördüğünüz şey Ankara Üniversitesi içerisindeki yetkinlik haritamız. Ve buradaki değerlere bakılacak olursa, burada benim mouse'umu görüyor olmanız gerek. Kalite, evet ben şöyle yapayım, evet, görüyorsunuz. Kalite, mouse'um görüyor olmanız gerek. Ondan sonra ve bu da yani sağa giden şey kalite, yukarı doğru çıkan şey ise miktar oluyor. Ve arkeolojinin yeterli miktarda, belki biraz daha gidebilir ama büyük bir şekilde kaliteli yayınlar yaparak belli bir yere geldiğini görüyoruz. Peki diğer arkeolojilerin içerisinde ne var? Bu arkeolojinin yeri de burada çok güzel bir şekilde Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde yeri belirlenmekte. Tabii çok yolumuz var ve ben şimdi belki bir saati alan bir konuşma yaptım size. Daha çok konuşulacak konu var. İlerisinde neler yapılması gerekir? Kültür politikaları neler olması gerekir? Bir de tabii bu kriterler içerisine alınan yayınlar veya da başka yayınlardaki yapılan araştırmaların burada yer almadığı da göz önünde bulundurursak, yani iyi bir yolda, büyük bir ekip olarak, aile olarak devam ettiğimizi söylemek istiyorum. Ben çok fazla sözü, aslında daha fazla şey yapmak istemiyorum, sürdürmek istemiyorum. Çünkü çok büyük bir konu, çok uzun bir konu. Ancak kompakt olarak bu şekilde verebileceğimi düşünerek beni bu konuda bana şey yaptığınız için, zaman ayırdığınız için teşekkür etmekte, sözü bitirmek istiyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Bu TÜBİTAK'taki yetkinlik haritası mouse'unuzda da gösterdiniz ama Evet. arkadaşlar daha net anlasınlar diye söylüyorum. Merkezden uzaklaştıkça kalitesi de artıyor demek bu. Evet. Yani Evet, ya ben onu tam söyleyelim. anlatamadım. Yani Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi için hem Ankara Üniversitesi için yani bulunduğunuz konum yani gurur duyulacak bir konumdur.
Onu ben ifade edeyim. Belki siz bölüm Tam başkanı ifade edemiş olarak olun. Tabii. söylemekten çekinmiş olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ama Sağ olun. Bu tüm Ankara Gazetesi için değerlendirmelerde de dikkat çeken bir pozisyon olduğunu söyleyeyim hocam. Yani arkeoloji bölümünün Elimiz Türkiye'deki... şimdi tabii bütün bu kriterler hocam biliyorsunuz ki hepimizin bildiği gibi Citation Index ya da işte diğer benzer şeylerle de desteklenmektedir. Ama bunun dışında da çok yayın olarak bu şeyin farklı şekilde incelendiği zaman çok daha yüksek yerlere gideceğinden de emin olabilirsiniz. Evet. Herkes biliyor bunu zaten. Sayın hocam teşekkür ediyorum. Yani bize gerçekten yani arkeoloji bölümünün hem Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki yerini hem de Türkiye'de arkeolojinin bir bakıma gelişiminin tarihini de anlatmış oldunuz. Çünkü yine gurur verici olarak yani sektörlükte yaptığımız kazı başkanları çalışma toplantısında da yani Kültür Bakanlığı'nın çok değerli yetkilileri de oradaydı, başta bakan yardımcımız olmak üzere. Yani şunu gördük ki Türkiye'de aktif olarak yapılan kazıların neredeyse %10'unu Dil ve Tarih Evet. Coğrafya Fakültesindeki öğretim üyelerimiz yapıyor. Yani başta sizin söylediğiniz gibi arkeoloji bölümü, antropoloji bölümü, tarih bölümü olmak üzere yani 16 tane aktif kazımız var. Evet. Yani bunların 14'ünü de arkeoloji bölümünden mensup arkadaşlarımız yapıyorlar. Tabii neredeyse kazı yapmayan arkadaşımız yok. Yani Türkiye'nin her tarafına yetişmek istiyoruz. Bir de uluslararası boyutu. Yani gösterdiğiniz daha önce Güney Kore'ye kadar uzanan talepler var. Yani Tabii. arkeoloji bölümünün Tabii. yani bu birikiminden yararlanmak isteyen diğer ülkeler de var. Gerçekten yani arkeoloji bölümünün dikkat çeken bir özelliği var. Kuruluş yıllarından itibaren bu özelliğini hiçbir zaman kaybetmemiş. Hem yerli imkanlarla hem de dünyadaki standartla bütünleşebilen ve onu takip edebilen ve bu kalitede yani yayınlar yapabilen ve kazıları da adeta kendi ekolünü oluşturmuş bir bölümle karşı karşıyayız. Tabii bu Türkiye için ve fakültemiz için, üniversitemiz için büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Yani bu geleneğin yani kalitesi daha da arttırılarak sürdürülmesi gerektiğini Kesinlikle. düşünüyorum. Çünkü yaptığınız kazılar, elde edilen sonuçlar, yani şimdi siz burada 14 kazıyı bize özetlediniz. Gerçekten inanılacak gibi değil yani. Bu hepsi Anadolu tarihiyle özdeşmiş ve en önemli dataların bize geldiği kazı alanları bunlar. Yani işte biraz önce siz de vurguladınız. Yani tarih öncesi arkeolojinin yaptığı Karayın kazısı, Kızılyıl kazısı, Can Asan Höyükleri kazısı. Yani bunlar insanlık tarihinin en eski datalarının. Sadece Türkiye değil belki de insanlık tarihinin en eski datalarının geldiği kazı alanları olarak karşımıza çıkıyor. Yine aynı şekilde Prohistorya ve Ön Asya'da Tahsin Özgüç hocalarla başlayan, Nimet Özgüç hocalarla başlayan geleneğin nasıl sürdüğünü yine çok çok önemli kazılar. Yani Alacayük, Limantepe, Eski Yaprak, Kültepe, Kaniş ve yeni Ankara'da tekrar canlanan Külyaık kazılarını bize yani gösterdi ve Prohistorya ve Ön Asya arkeolojisindeki ana bilim dalındaki arkeolog arkadaşların kazılarını söyledik. Ve nihayet klasik arkeolojideki kazılar. İzmir Seferihisar'daki Teos kazısı, Çanakkale Aleksandria Troas kazıları. Yine Kutalmış hocamızın kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Yani gönüllü araştırma projesi ve Profesör. profesörü olarak bize zevk maza hem Ankara Üniversitesi'nin hem de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin ismini, bayrağını zevk mazada da taşıyor. Buradan teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum elbette bu katkılarının. Yani sağ olsun bize gönüllü olarak bu katkıyı veriyor. Zevkma yani dünya gündemine de sık sık gelecek ve arkeoloji adına Antep'te de çok büyük
gelişmelerin sağlandığı, yani müzecilik adına, arkeoloji adına büyük bir katkı oldu. Ankara Üniversitesi'nin de bunda ve bölümümüzün, Dilt Arkeoloji ve Kutalmış Hocamızın büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Yani çok büyük katkılar veriyor. Yani bunu ifade etmek için. Aynı şekilde Magnezya'yı uzun yıllardan sonra çok genç bir arkadaşımız Görkem Gökdemir büyük bir istekle, azimle tekrar Ankara Üniversitesi ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesini kazandırdı ve daha ilk yıl kazılarında pek çok bulguyla kazının Ankara Üniversitesi'nin Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne geçmesinin ne kadar yararlı olduğunu da adeta bize kanıtladı. Aynı şekilde sizin de uzmanlık alanınız bütün bu kazılardan çıkan sikke, cam, seramik gibi alanlarda Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin yetkin olduğu bir ekol olduğunu düşünüyorum. Yani ayrıca dekan olarak da görüyorum pek çok bilirkişinin talebinin bahsettiğiniz pek çok şehirde arkeoloji bölümü bulunmasına rağmen ısrarla bizim fakülteye yazılmasında da taleplerin bilirkişi olarak istenmesinin sebebinde de bu kökleşmiş geleneğin olduğunu zannediyorum. Yani takdir edildiğini zannediyorum. Bütün bu yönleriyle arkeoloji bölümünü bize tanıttığınız için size çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha söyleyeyim mi? Unuttum. Siz de hepimiz unutmamız gerek. Tabii bizim asli görevimiz aynı zamanda da eğitim vermekte ve yetiştirdiğimiz 3 ana bilim dalındaki projeler, programlarda, doktora programlarında yetişen hocaların da, genç bilim insanlarının da Türkiye'nin çeşitli yerlerine bilimi yaymak için hoca olarak atandığını biliyoruz. Yani görevimizi, ilk görevimiz, asli görevimiz olan ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurulması aşamasında bize verilen misyonun eğitim, öğretimi sağlayarak yeni nesiller yetiştirmesinde çok başarılı olarak gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü bu PowerPoint hazırlarken her ana bilim dalında fotoğraflarını seçerken hep orada genç bizim dışımızda bizde doktora yapan araştırma görevlilerinin fotoğraflarını gördük. Onların hepsi de bir misyoner olarak tekrar Türkiye'ye dağıldıklarını da unutmamak gerekiyor. Evet. Bence önemli bir konuydu. Bunu da unutup söylemek evet. istedim. Evet hocam. Teşekkür ediyorum. Sadece arkeoloji bölümünün değil de Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mezunlarının bugün de hocam Türkiye'nin kültür politikalarını belirleyenler de bu alanlarda çalışanlar da müzeler başta olmak üzere pek çok alanda yer aldıklarını görüyorum hocam. Evet. Yani Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mezunlarının. Ayrıca siz de güzel vurguladınız. Eğitim alanında da aynı şekilde 50 binin üstündeki mezunlarımızın yani aktif olarak Türkiye'nin kültürel kalkınmasında yer aldıklarını görmekten memnuniyet duyuyorum. Yani bütün yurt safında. Kapatmadan önce de hocam yani siz de ismini vurguladınız. Tabii yani bu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin oluşumunu sağlayan hem fakültemizin hem devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hocam. Arkeolojiye katkı veren Von der Osten, Remzi Uğuz Arık, Rüstem Duyuran, Ekrem Aku Urgal, Nimet ve Tahsin Özgüç, Cahit Kınay hocalarımız, aynı şekilde Aziz Şevket Kansu, yani ilk rektörümüz aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nin, İsmail Kılıç Kökten, yani Güner Soylu, Işın Yalçınkaya ve aynı şekilde aramızdan ayrılan Hayat Erkan, Aykut Çınaroğlu, Uğur Silistreli gibi hocalarımızı ve ismini anamadığım yaşayan Coşkun Özgür hocalarımız da dahil diğer hocalarımız da hepsine ölenleri rahmet, yaşayanları da saygıyla anarak hepsine teşekkürlerimizi, minnetlerimizi ileterek bugünkü konuşmayı da kapatmak istiyorum Sayın Hocam. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sunan, bu seri konferansların yapılmasını teknik olarak da sağlayan ve izni veren Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Necdet Ünvar'a da teşekkür ederek konferansımızı kapıyorum efendim. Hepinize teşekkürler. İyi günler efendim. Sağ olun.